yılında burçları neler bekliyor? Burçların uyumu ilişkimizi etki ediyor mu? Hangi burç birbiriyle uyumlu? Yeni yılda astrolojiye göre mutluluğu ve huzuru hangi burçlar yakalayacak? Hepsi ve daha fazlası yazar ve astrolog Öner Döşer ve psikolog astrolog Barış Özkırış'la az sonra Hayatı Fark Etti. Bir şey içer misiniz? Suyunuz orada. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Öner, bir heyecanlandım sen geldin diye valla. Ben de öyle valla. Bence Öner Döşer Türkiye'nin en iyi astroloğu sevgili seyirciler. Çok ilim irfan sahibi. Kendini işine adamış. Hiçbir şeyle ilgilenmeyen. Bütün gün bilgisayarın başında çalışan ve astrolojiyi bize çok doğru anlatan, doğru öğreten bir kişi kendisi bence. Teşekkür ederim. Vallahi. Sağ ol. Sağ Nasılsın Öner'ciğim? Vallahi her şey yolunda. Yeni yıla bomba gibi giriyoruz. Evet, bomba gibi bir kitap hazırlamışsın. Barış'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Senin ilk programımız bu ama evet. Ben seni takip ediyorum hep. Çok teşekkür ediyorum. Sen aynı zamanda psikologsun. Evet, psikoloji mezunuyum. Aynı zamanda astroloji. İkisini bir arada yürütüyorum. Aslında çok da doğru orantıda bir şey değil mi? Çok. İkisi de insanı tanımak için bir araç. Ve çok işe yarıyorlar her ikisi de. Aynen. Amaç insana yardım etmek. Aynen. O kadar pozitif bir enerjim var ki. Şahane bir kitap hazırlamışlar. Açılışta da söyledim ya, aşk, iş, evlilik ve hayattaki diğer tüm ilişkilerinizde gerçek astroloji size rehberlik etsin diye de yazmışlar. Bu da başucu kitaplarından birisi. Başucumuz da kitaplarımız çoğaldı ama inanın ki hepsi benim özel seçme kitaplarım. Harika. Bu kitabı niye alacaklar? Bu kadar metiyeler diziyorum ben biliyorum da. Bir de sizden dinleyelim. Niye yazdınız böyle bir kitabı? Amacınız nedir? Aslında mesleğinizi niye ele veriyorsunuz böyle? Bunu bana çok söylediler. Evet. Biliyor musun? Yani 14. kitap oldu bu. Benim maşallah. 14. oldu. Maşallah. Ve şimdiye kadar açıkçası ne biliyorsam hep kitaplara aktarmaya çalıştım. Çünkü amaç gerçekten arkamızdan bir eser bırakmak. Yani insanlara aynen. faydalı olan bir şey bırakmak. Bu yıl ilişkilerle çok alakalı bir yıl. Bu yıl ilişkilerimiz çok çok önemli. Bazı zorluklar da var yılın içerisinde ve ilişkilerde hep dengeye gelmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Her şey ilişkilerdir, insan ilişkileridir. Aynen öyle. Bu yılı da biraz o yüzden vurgulayan bir kitap oldu. Bayağı ansiklopedi gibi bir kitap yani. Evet. Herhalde 2013'te mi, 2012'de mi başladınız? Yaklaşık. Ne zaman başladınız bunu hazırlamaya? Doğru. Yani bu aslında 2008 yılından bu yana bizim evet. ders notlarımız olarak hazırlanan bir kitaptı. Tamam. Son 6-7 ayımızda o ders notlarını biraz da çoğaltarak Barış da işin içerisine girdi. Bir kitap haline getirdim. Evet, Öner Döşer ders notları diyor çünkü kendisinin bir okulu var, astroloji okulu var ve orada gerçekten çok mesleğinde üst düzey sahibi olan insanlar oraya geliyorlar ve astroloji eğitimi alıyorlar ve birbirinden değerli hocalar var orada sevgili seyirciler. Demek ki oradaki notları da toparladınız, boşa gitmiyor. Bütün notlar bunun içine girdi, fazlasını da yaptık, güzel bir şey oldu. Güzel. Şimdi ben kitabı açtığımda tabii ki bunu dışarıdan alan kişiler, ben hemen İçine bakarım. İçinde neler var yani içindekiler kısmına bakarım. O kadar çok bölüm var ki hangisiyle başlayalım bilemedim. Nasıl giriş yapalım bilemedim. Yani 2014'te. Evet şimdi sen şimdi söyle. Aslında şöyle ilişkiler derken ilişkiler derken aslında sadece karşı cinsle olan ilişkiler yok değil. Bu kitabın içerisinde. Evet. Ebeveyn çocuk ilişkilerini ele aldık. İş ilişkilerini ele aldık ve öğretmen öğrenci ilişkilerini ele aldık. İnsan ilişkileri. İnsan ilişkileri. Evet. Ya o kadar önemli ki ilişkilerimiz. Ben bu dünyaya sanki insan ilişkilerini öğrenmek için geldiğimizi düşünüyorum. Hayatı paylaşıyoruz. Yani aynen. bu programın ismiyle de çok örtüşüyor. Evet. Yani hayatı fark etmek için, ilişkilerimizi anlamak için ve ilişkilerimize birbirimizi yansıtıyoruz. Evet. Dolayısıyla nasıl bir yansıma bulduğumuz çok önemli. Astroloji çok zaten işte bize onu sağlıyor. Hani evet. hem kendimizi aynada görmemiz, horoskopumuza bakmamız ama hem de hayatımızdaki diğer kişiler hakkında da fikir veriyor, bilgi evet. veriyor. Onları da bize yansıtıyor. İşte o yansımayı bu kitaba aktarmaya çalıştık. Ama tabii farkındalığımızın devrede olması gerekiyor. Yani doğru soruları sormak, doğru cevapları almak çok değil doğru. mi? Evet. Mesela astrolojide doğru soru sormak çok önemli çok bir şey. Çok doğru. Biz pek astrolojiyi çok da iyi bilmiyoruz aslında. Hani sizlerle, senin gibi astroloji uzmanlarıyla biraz daha farkındalığımız devreye giriyor ama biz astrolojinin sadece kendi burcumuzdan ibaret olduğunu, mesela ben Koç burcuyum, işte Koç burcunun özel, oysa da öyle değil değil mi? Değil. Yükselen etkiliyor, tabii, Ay burcu etkiliyor, Jüpiter'i, Mars'ı hepsi etkiliyor. Biraz evet. bundan bahsedebilir miyiz? Ya şöyle aslında senin ilk programına katıldığımda zaten harika sorular gelmişti. Bir daha da soramadım ondan sonra. gerçekten öyle. biliyor musun çok önemli programa katılan kişi açısından doğru soruları almak, evet. doğru yönlendirmek. Dolayısıyla insanlara doğru cevapların ulaşması. Aynen.
Ya gerçekten bu alanda da öyle. Astroloji alanında insanlar evet çok genel bilgiler alıyorlar ama mesela yükselen burcumuz, mesela ay burcumuz, doğum haritamıza Venüs nerede, Merkür nerede, bunlar çok önemli. Bunlar nedir? Neyi temsil eder? Mesela bilmek lazım. İlişkileri konuşacaksak doğum haritamızdaki Venüs'ten bahsetmemiz gerekiyor. Nedir mesela Venüs? Hadi Venüs'ten başlayalım. Barış'ım, Venüs dediğimiz zaman sembolizm olarak biliyorsun astrolojide her şey bir yani sembolizm üzerine kurulu. Özür dilerim. Venüs'ü bir burcu... Aynen, belirli bir burçta yerleşiyor. Belirli evet. bir evde haritanın 12 hayat alanını anlatan 12 Benim evlerinden Venüs'üm birinde ve belirli açılar evet. alıyor. Evet. Venüs dediğimiz zaman fonksiyon olarak baktığımızda duyusal hazlar, yani 5 duyuya dayanan estetik değerler, aşk, ikili ilişkiler ve cinsellik gibi temaları kapsıyor. Ama en çok da aslında ilişki kurmakla alakalı. Bu yüzden ilişkiler astrolojisinde de aslında en önemli olan planetlerden bir tanesi Venüs. Venüs. Güneş burcumuz burada biraz daha geri plana düşebiliyor. Mesela burcunuzun koç olması biraz daha geri planda ama Venüs'ün koçta olması daha ön plana çıkıyor ilişkiler anlamında. Evet. İlişkileri bir koç gibi yönetmek demek çünkü. Koç gibi yönetiyorum bak. Koç gibi yönetiyorum merak etme. Yani ilişkide lider, öncü, çabuk evet. ısınan, aslında insan ilişkilerinde çabuk ilerleyen bir yapı. Benim yapım değil mi? Evet. Koç olduğu için. Ve çabuk aşık olan bir tarafı da var Venüs'ün koç burcunda aslında. Aşka aşık çünkü. Aşka aşık, çok evet. doğru. Ve çocuksu. Yani ilişkideki o çocuksu yanı hiç kaybetmek istemeyen, çok kendi gibi. Ay, davranan ederim. Bir yapı. Aslında sen gerçekten doğrudan net ve dürüst. Evet. Doğrudan net ve doğrudan. Dürüst. Evet. Dolaylı yolları olmayan bir yapı anlatıyor. Fazla doğrusu iyi değil ilişkilerde ya. Gerçekten öyle. Peki şimdi 2014'te bizi neler bekliyor? Genel bir soru soruyorum ama ilişkiler bazında hani şöyle bir toparlamak gerekirse. Ben genel anlamda alayım Barış. Çünkü ben bunları tek tek girersem toparlayamayacağım. Doğru. Evet. Onun için genel olarak ben size bırakayım. 400 sayfa var orada bitiremeyiz. Siz başlayın şimdi, ben gireyim. Ben şöyle bu yılı genel alayım. Lütfen. Barış da burç girsin. Lütfen. 2014 yılında en önemli şey ilişkilerimiz. Çünkü şu anda Venüs Oğlak Burcu'nda geriliyor. Yani Venüs retrosu var. Hani insanlar genellikle Merkür retrosuna alışıklar. İşte yani Venüs geri mi gidiyor? Venüs geri evet. gidiyor şu anda. Yani aslında Venüs geri gidiyor derken yörüngesinde geri gitmiyor ama Zodyak'ta burçlar istikametinin tersine gider gibi gözüküyor. Dolayısıyla şu anda ilişkilerde geri giden, oturmayan şeyler var. Yani ilişkilerde aslında bir şeyleri oturtmak için belki biraz da geri çekilip değerlendirme yapmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Buna 21 Aralık'tan itibaren girdik ve 31 Ocak'a kadar Venüs geriliyor olacak. Dolayısıyla demek ki ilişkiler çok önemli bu yıla girerken böyle başladığımız evet. için. Bir Mars, aydan fazla bir süre, evet, 40 güne yakın. Evet, 40 evet. Mars terazi burcunda gerileyecek 1 Mart'la 19 Mayıs arasındaki tarihlerde. Mars genel anlamda bizim nasıl eyleme geçtiğimizi anlatıyor ama terazi burcu ilişkilerle alakalı. Hı hı. Ama her türlü insan ilişkileriyle. Fakat evlilik ve özel ilişkilerle özellikle alakalı. Hı. Mars'ın bu burçta gerilemesi de yine ilişkilerde zaman zaman bu zorlanmaları ve geri dönüp bakmaları bize anlatıyor. Evet. Ay düğümleri ve tutulmalara baktığımızda şimdi kadersel ay düğümleri var astrolojide. Kuzey ve Güney ay düğümleri. Bunlar bizim niye burada olduğumuzu, hayat misyonumuzu, geçmişten neler getirdiğimizi ve geleceğe neler götüreceğimizi anlatıyor. Bunlar da Koç ve Terazi burçlarında bu yıl olacaklar 18 Şubat'tan itibaren. Dolayısıyla Terazi ve Koç burçları astrolojide ilişkileri ifade ettiği için bu yıl ilişkilerimizin çok çok önemli olduğunu bize yıl. İfade edecekler. Evet. Bu gece tam 00 yani 24'te. Ne olacak orada? Gökyüzü haritasını çıkarttığımızda durumda? Şöyle evet. durumda. Ay Oğlak Burcu'nda kapanıyor. Yani yeni ay olacak ayın birinde. Ay çok güzel. 1 Ocak'ta bir yeni evet. ay olacak Oğlak Burcu'nda. Fakat yeni yıla girerken ayın kapanıyor olması bizim aslında bu yıl biraz geçmişi sorgulayacağımızı anlatıyor. Yani sadece insan ilişkilerine değil genel anlamda ülkemizin geçtiği bu hı hı. kritik durum olarak baktığımızda veya diğer ülkelerin durumlarına baktığımızda biraz Barış işin bu kısmından bahsedecek o çünkü hı. bu yılı karma yılı olarak tanımlıyor. Evet. Evet. Biraz girmek ister misin? Tabii. Adaletin çok ön plana çıkacağı bir yıl. Adalet kavramının sorgulanacağı. İnşallah. Niyetin, iyi niyetin kazanacağı bir yıl olduğuna inanıyorum. Karma ile çok ilişkili bir yıl. Çünkü çok fazla geri giden planet olacak bu sene. Bir tanesi Venüs şu anda retro. Hı hı. Bir tanesi Mars ilkbahar aylarında retro olacak. Keza bugün Ay Oğlak Burcu'nda olacak 12'ye girerken ve yöneticisi Satürn karmanın efendisi olarak tanımlanır. Yani bu ne demek oluyor? Hasat zamanı 2014. İyi niyetle hareket etmiş olan insanlar için bir hasat.
kötü niyetli hareket etmiş olanlar için de bir hüsran zamanı. Bir ödeşme yılı gibi görebiliriz. Her şeyin bir bedeli varsa, iyi bedeller, kötü bedeller değil mi? Onunla karşılaşacağız o zaman. Bu açıdan çok önemli bir yıl olduğunu düşünüyorum 2014'ün. Sadece Türkiye'de de değil, tüm dünyada belki de aslında adalet çok şaşırmamak, çok büyük tepkiler vermemek, dönüp bir kendimize bakmak kesinlikle lazım. Çok ne yaptım, kesinlikle. Ne oldu da ben bunları yaşıyorum demek lazım. Çok İyi doğru. ve kötü değil mi? Ben çok onu doğru, anladım. Çok doğru. Şimdi bu yıl gerçekten Venüs şu anda Oğlak Burcu'na gerilediği için birkaç tavsiye belki buradan. Tabii ki. Bu döneme. Tabii ihtiyacımız var. Oğlak Burcu hayata gerçekçi bakmayı ifade eder. Venüs Oğlak Burcu'nda gerilerken ilişkilerimize gerçekçi bakmayı başarabilmemiz gerekiyor. Yani ilişkilerde ayağa yere sağlam basmak gerekiyor. Uçmamak gerekiyor. Çok idealize etmek yerine kim var karşımızda, biz kimiz, ilişkilerden beklentilerimizi daha olması gerektiği gibi ya da gerçekçi bir şekilde görme zamanı. Yine Oğlak Burcu sorumlulukları ifade eder astrolojide. Venüs'ün Oğlak Burcu'nda geriliyor olması ilişkilerde karşılıklı sorumluluklarımızı nasıl aldığımızı gözden geçireceğimizi ifade ediyor. Yani ne yapıyorum ilişkinin içerisinde, ne kadar kendi üstüme düşenleri doğru bir şekilde yerine getiriyorum. O ne yapıyor bu dönemde? Hep sorgulayacağımız bir dönem. Evet, aslında yine bir gözden geçirme. Aslında güzel de bir şey bize bunu kesinlikle zorlaması. Kesinlikle. Bu arada şunu söyleyeyim. Merkür gerilemelerinden hep korkulur. Ay evet. Venüs gerilemesinden de öyle olmasın. Veya bazı belki uyarılar biraz fazla sert oluyor bazen. İşte Venüs geliyor, eyvah kaçın gibi bir durum. İlişkiler bitecek, birbirinize girecek gibi böyle bir şey yok. Aslında şu var. Bir gezegen gerilerken bize şunu demek ister. Yani biz gökyüzünü iyi okursak, aslında hayatımıza iyi uyarlarsak, evet, ilişkilerimizi, her şeyimizi daha iyi ayarlarız. Bir gezegen geri giderken şunu kastediyor, bize aslında işaret ediyor. Geri çekil ve biraz izleyici ol. Dur ve düşün. Aynen. Dolayısıyla bu dönemde ilişkilerimizi, karşı tarafı, ilişkilerde kendimizi şöyle bir gözden geçirmemiz. Peki geçmişte yaşadıklarımızı, geçmişte yaşadıklarımızı, yeni ilişkimizi. Bravo. Eski sevgililer karşımıza çıkabilir. Bu da var. Mesela ihtimallerden bir tanesi onu bu. Anlatsana bize. Özellikle Ocak ayında bu Venüs Retro ile birlikte eski defterlerin tekrar açılması ve hesapların görülmesi mümkün. Yani eski sevgililerimizle karşılaşmak, eski arkadaşlarımızla karşılaşmak son derece mümkün. Ocak ayında. Ve biraz tabii ikili ilişkilerde dikkat etmekte gerekiyor. Burada bir kafa karışıklığı mevcut ilişkinin bozulmasına da sebep olabilir. Hay Allah'ım, kafanızı karıştırıyorsunuz bağlarda. Aynen. Hatay'dan bir telefonumuz varmış. Sözünü kestim ama hemen edin, alabilir miyiz? Epeydir hatta. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya Hanım. İyi günler, iyi yayınlar, mutlu çok, yıllar. Çok teşekkürler. Sizlere de mutlu yıllar olsun inşallah hep beraber. Sağ olun. Ömer Bey'e de arkadaşına da. Barış Bey'e, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Buyurun. Ben yine sizin programınızda bağlanmıştım. Diğer başka bir kanaldaydınız. Yine Öner Bey bana burcumun Başak Burcu, yükselenim Akrep, Ay Burcum Koç dedi. Siz 2014'te nasıl? Daha doğrusu Mart'ın ilk haftasında bir piyango çıkabilir diye duymuştum ben başka bir astrologdan. 2014'ü bana söyleyebilir mi acaba? Hay Allah. Her şeyi biliyor mu yani? Vallahi bravo. Çok teşekkür ederim. Böyle bilinçli seyirci. Takipçisiyim. Öner Bey'i çok seviyorum. O benim abim gibi. Ne söylüyorsa çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Öner çok özel bir adam gerçekten de. Sağ ol. Evet, çok beyefendi. Çok tertemiz bir insan. Bu arada geçmişte bağlantılı bir telefon aldık. Bu da ilginç bir şey. Aynen. Yani senle ikimizin müşterek bir şeyi. Tam karma ve geçmiş derken geçmişten bir telefon. Telefon geldi. Programdan her zaman çok keyifle geldim. O zaman da çok keyifle gelmiştim. Biz de seninle gerçekten neler neler öğrendik. Çok güzel şeyler. Peki bakalım neler söyleyecek Öner Bey. Şimdi yükselen burcu ben bir daha hatırlatıp Akrep mi dedi? Akrep evet, Ay Burcum Koç. Tamam. Şimdi yükselen burcu Akrep olanlar için bu yıl genel anlamda alırsak. Tabii ki mesuliyetlerin devam ettiği bir yıl. Satürn Akrep Burcu'ndan geçiyor. Evet. Ama bir takım şeyleri pozitif anlamda ortaya koyma zamanı. Yani şimdiye kadar belki de kaçtığımız şeyler varsa, Akrep yükselenlere özellikle söyleyeyim. Artık yumurta kapıya geldi, bunları üstlenelim, sorumluluğu üstüne alma zamanı ve bir şeyleri somutlaştırma, yerli yerine oturtma zamanı genel anlamda. Tabii Satürn yükselenden geçerken, Akrep Burcu'ndan geçerken bu yıl aynı zamanda biraz sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Onu da hemen belirtmekte fayda var. Ay burcunuz koç olduğu için bu neyi ifade eder? Yani çocuksu olduğu gibi kendini ifade eden bir yapı. Uranüs bu dönemde koç burcundan geçiş yapmakta olduğu için o çocuksu yönlerinizi, o koç yönlerinizi çok daha ortaya çıkartacak olduğunu söyleyebiliriz. Sürprizlere, heyecanlı yeni gelişmelere çok açık olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah, gelen anlamda inşallah. Baktığımızda. Tamam mı şekerim? Mart'ın ilk haftasında
piyango var mı? Oynayalım mı? Ne yapalım mı? Oynayalım mı sayısal loto? Ay Allah'ım yarabbim. Ama sayısal malum yılbaşı. Oyna sen bilirsin. Sen bilirsin şekil. Evet, biliyorum yani ben, da nereden söylesin? O konuda ben hiç yorum yapmak istemem. Aynen. Zaten onun hesaplamasını da bilmiyorum. Yapılabileceğini evet de düşünmüyorum. Mutlu yıllar olsun sana şekerim. Sağ olun. Gönlün zengin olsun. Ederim. Görüşmek üzere. Yeni yılınız kutlu olsun. Çok teşekkürler. İyi görüşmek günler üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın. Ben de size hoşçakalın. Ne hesabı kadar yapılabilseydi piyangoyu biz alırdık. Ne diyecektim zaten gerçekten insanlar nelerden bilmiyorlar. Ya tabii beklentilerimiz bitmesin. Bu yıl yani bazı zorluklar var, biz bunları hep anlatıyoruz ama her yıl olabilir biraz. Ama beklentilerimiz her zaman olmalı. Geleceğe her zaman umutla bakmalıyız. Evet. Yani her zaman ben onu diyorum, hiç tükenmeyen ve bitmeyen umut. Her evet zaman bu olmalı. Evet. Umutları umut değerlendirmenin farkında olmamız lazım galiba. Çok doğru. Değil mi? Çok doğru. Yani hani ay ben şanssızım, benim başıma bu geliyor, şöyle oluyor, hmm, böyle oluyor, her şey beni buluyor, doğru, dememek bir lazım. Bir de bu tarz durumlarda bilinçaltımız duyar. Ha. Bilinçaltımız saf, küçük bir çocuk gibidir 10 aynen yaşında. Sürekli ne düşünüyorsak onu yaşıyoruz. Daha kötü olacağım dediğimiz doğru zaman bilinçaltı buna inanır ve ona göre mesela serotonin düzeyini değiştirebilir. Yani mutluluk oranımız aynen değişebilir. Şimdi hepimizin umutları, dilekleri var. Biz de dışarı çıktık. Kameralarımızı uzattık vatandaşlarımıza. Bakalım 2014'ten neler istemişler? 2013'leri nasıl geçmiş? Şöyle bir göz atabilir miyiz birlikte? Tabii ki. 2013 yılımız nasıl geçti? Hayatta her şey var. Üzülmek de var. Mutlu olmak da var. Normal geçti. Şahane geçti. Şükürler olsun. Hamdolsun be kızım. Vallahi sormasam da ben biliyorum ki 17, 10. Orta karar. Ya o geçti yani. Çok güzel geçti diyebilirim. Hiçbir aksilik olmadı Allah'a şükür. İnşallah 2004 ve gelecek yıllarda öyle geçer. Üniversite sınavında çalışarak. Mesleğe başladım, başlıyorum, başlayacağım bir telaşla geçti. Öyle hani. Neden? Çok güzel ablacığım benim. Çok güzel geçti. İyi geçmedi. Ferhat geçti. Ne? Güzel. Hamdolsun. Güzel. Çok güzel geçti. Vallahi hiç iyi geçmedi. Ama pek iyi geçemedi. İyi geçti. En azından sağlığımız iyiydi. 2014 yılından neler bekliyorsun? Daha kötü olmayalım. Bir beklentim yok. Sağlık bekliyorum çocuklarıma, torunlarıma. Hiçbir beklentim yok. İyilik, güzellik bekliyoruz. Bol kazançlar gelsin. Huzurlu geçsin ya inşallah. Başarı kendim için. Sağlık, huzur. Memlekette huzur bekliyorum. Mutlu insanlar bekliyorum. Daha farkında olan insanlar bekliyorum. Hiçbir beklentim bugüne kadar olmadığı için beklentilere pek fazla takılmıyorum. Önce sağlık bekliyorum, sonra para bekliyorum, huzur bekliyorum. Başarı, huzur, mutluluk bekliyorum. İyi bakılmak istiyorum ailem tarafından. İnşallah bize uğur getir yani. İnşallah huzur, barış. Geçim sıkıntısı olmayan, emeklilere biraz zam bizlere yani. Zaten bu yaştan sonra sağlık. Başka bir şey isteyecek halimiz yok. Kısmet olursa gene hem balon satacağım hem de tatil yapacağım. Ne güzel. Televizyonda felaket haberleri beklemiyorum. Güzel haberler bekliyorum. Bunu söyleyeyim sadece. 2014'te kendim için şu olsa çok mutlu olurum dediğiniz ne var? Sağlık. Beklediğimiz bir şey. Cümlemize iyilik bekliyoruz. Cümlemize. İlk önce ülke için barış olsa çok sevinirim. Güzel bir yıl olsun, sıcak olsun hava. Kurduğum, kafamdaki canlandırdığım bir takım hayallerim var, onların gerçekleşmesine. İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyoruz yani, olursa çok seviniriz. Şu olsa çok sevinirim diyeceğim bir şey. Yok, öğrenci olduğum için bir yerlere yerleşebilmeyi temenni ederim. Kendimiz için ev istiyorum, evim yok, kiradayım. Daha güzel tatil yapmayı arz ediyorum. İşimde yükselmek istiyorum biraz daha. O yani o kadar. Daha güzel iş istiyorum. O. Vallahi o kadar çok şey var ki bazı şeyler söylenemiyor. O söylenemeyenlerden. Evet işte her
herkesin bir hikayesi, herkesin bir dünyası, herkesin bir dileği, herkesin bir umudu var. İnşallah 2014 gönlümüzden geçen her şeyi bize getirir, kolaylıkla amin, getirsin inşallah. Amin, önemli olan inşallah. O, zorlukla getirmesin inşallah. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Ve hayırlısı olsun, hep dediğimiz gibi hayırlıysa olsun yani. Aynen, değil o mi? Lafa da çok inanıyorum çok, gerçekten. Ben de çok inanırım. Peki bu Venüs retrosunda, yani Venüs geri giderken yeni bir ilişkiye başlanıldığını düşünelim. O 40 günlük süre içerisinde bu evet. ilişki bitmeye mahkum mudur yani? Ya bu ilişki çok zorlanır. Yani kesin biter gibi bir şey ortaya koymak istemem ama gerçekten bu ilişkide bir zorlanma var. Belki şu hafifletici olabilir. Bu ilişki zaten geçmişten geliyorsa, daha evvel yaşanmış olan şeylerin bir tekrarıysa, mesela bazen öyle olur, kopmuşuzdur geçmişte, sonra tekrar bir araya geliriz. Burada bir tekrarlama var. Dolayısıyla bunun çok sakıncalı olduğunu düşünmüyoruz genel anlamda. Ama biz şöyle deriz, Venüs gerilerken evlilik gibi, söz nişan gibi çok kalıcı işlere girişmemekte fayda vardır. Ocağın kaçına kadar? Ocağın 31'ine kadar. Ocağın 31'ine. Şu anda içindeyiz. 21 Aralık'tan başladı. 31 Ocağı kadar. Ama aynı şekilde herhangi bir ilişkiyi bırakmak açısından da aynı şeyi söyleriz. Yani bırakmaya da acele kalkışmamak. Acele etmemek aynen. lazım. Evet. İlişkiyle ilgili geçir. Karar almamak gerekiyor evet. yani. Doğru. Olumlu ya da olumsuz hiçbir karar doğru. almamak gerekiyor. Aman dikkat edelim. Dikkat. Evet. Ya geçenlerde bir danışanım vardı. Bu konuyla ilgili bayağı şu anda sorunlar yaşıyor. Eşiyle bir uzaklaşma tamam. yaşıyor. Ona tavsiyem şu olmuştu. Belki başka bu durumda olan insanlar vardır. Dedim ki bu dönemde acele etme, geri çekil, bekle. Biraz daha üzerinde düşün. Yani acele hemen gidip dava açacağım, boşanacağıma karşı kalkışmaktansa 31 Ocak sonrasını bu anlamda beklemekte fayda. Ama Şubat ayında rahat ilerliyoruz. 14 Şubat civarında. 14 Şubat sevgililer günü. Evet, o yüzden şimdi onu özellikle bekleyenler vardır. Evet. Yani 14 Şubat civarı o gökyüzüne gene bakmak lazım. En azından Venüs gelmesi. Peki 14 Şubat'ta birlikte olur. Oluruz gene İnşallah, burada. Belli mi olur? İnşallah. Çok da neden iyi olur. Bir sorunuz mu var? Buyurun. Benim Öner Bey'e bir şeyim var. Kızım Boğa Burcu, evet. nişanlısı da Koç Burcu. Evet. Ve kısmetse 2014'ün 5 veya 6'sında düğünleri olacak. 5. veya 6'sında, Hayırlısı. Ayın 6'sında. Ayın. Yok, Mayıs veya Haziran. Ha, Haziran ben Ocak'ta. Acaba nasıl tamam. hani bir evlilikleri olur ve uyuşuyor i̇şte. Mu? Şimdi şöyle, burçları karşılaştırırken aslında bizim bir kitaba koyduğumuz bir burç uyum tablosu var. Boğa ile Koç... astrolojide birbirini görmeyen burçlar olarak tanımlanır. Yani birbirlerinin bazı yönlerini fark etmekte zorlanabilirler bu iki burç. Ama yine de doğum haritalarımızda bizim kullandığımız toplam 10 tane gösterge var. Yani biz Koç Boğa burcuyum dediğimiz zaman güneşimizin Koç'ta ya da Boğa'da olduğunu ifade ediyoruz. İşte Venüs var, Mars var, Uranüs var vesaire. Dolayısıyla genellikle şunu görüyorum. Koç burcunda doğan insanların Boğa burcunda da gezegenleri olabiliyor. Boğa burcunda doğanların Koç burcunda da gezegenleri oluyor. Onların belki de haritalarında böyle bağlantılar vardır. Ve bu yüzden de bu iyi bir kombinasyon olabilir. İnşallah her şey gönüllerince olsun. Evet, buyurunuz, sorabilirsiniz. Ben evlenmeyi düşünüyorum ama. evet. Fakat yani düşüneceğim hakikaten bilmiyorum ama ben kendi açımdan konuşmak istiyorum. Bazısının teni kokuyor, bazısının ağzı kokuyor. Ne yapmabilirim de ben bunlarla? Mesela beraberlik, öncelik beraberlik yaşayıp da mı evleneyim? Yoksa hani direkt böyle hani karşıma çıkanla evleneyim mi? Acaba sen mi fazla düşünceye, titizsin? O düşünceye sahibim çünkü çok... Gerçekten sevsen, aşık olsan bu kokuların hiçbiri gelmez sana. Deodorant hediye edebilirsiniz. bu bir evlilik danışmanına sorulması gereken bir soru. Ama Barış bir psikolog o yayınlayabilir. Evet. O yanıtlayabilir. Bunun dışında başka takıntılarınız var mıdır? Mesela hijyenle ilgili, temizlikle tabii, ilgili. Tabii. Yani bilmiyorum, elbisesi olsun, kendi olsun, ağzı olsun, dişi Hı-hı. olsun. Yani ten Hı-hı. kokusu olsun. Zaten biliyorsunuz benim bazı arkadaşlarım var. Ten kokusu çok önemli. Yani benim neyse ki, şimdi konumuz astroloji. Hayır, lütfen konumuzun dışına çıkmayalım. Rica edeceğim. Yani onu söyleyeyim dedim. O da sizin özel probleminiz. Bilemem ki nasıl olacak. Başak Burcu'yum. Belki de evlenmek Başak için Burcu'yum. Burada değilsiniz. Yani belki aslında de. Burada şunu evet. düşünmemiz lazım. Ama Burcu biraz... duydun mu Öner abi? Başak Burcu. Başak Burcu. Yani zaten çok titiz, hijyenik bir burç zaten. Şöyle söyleyeyim. Aslında hepimiz evlenmek, çocuk sahibi olmak için burada olmayabiliriz. Yani hepimizin hayatta farklı amaçları var. Ben şunu öneririm. Genel anlamda Başak Burcu olduğu için karşıt burcu olan Balık Burcu'ndan belki biraz model almak lazım. Balık Burcu astrolojide genel anlamda herkesi ve her şeyi olduğu gibi kabullenmeyi ifade eder. Ve hani koşulsuz sevgiye yönelik bir burçtur. Bu yüzden
Karşımızdakileri arkadaşımız olabilir, eşimiz olabilir. Ne kadar olduğu gibi kabullenirsek ilişkiyi o kadar daha rahat yürütürüz. Yalnız kalmaktansa ilişkiler birlikte yürür. Çok daha da güzel olur. Aynen öyle. Evet, peki şimdi 2014'te devam edelim. Evet, evet. 2014'te ilişkileri. Genel anlamda baktığımızda bu gerilemeler vesaireler demek ki ilişkilere dikkatli olmamız, ilişkiler konusunda dikkatli olmamız gerektiğini evet. ifade ediyor. Ama bu hiç aman ilişkilere adım atmayalım vesaire anlamına kesinlikle gelmiyor. Şöyle bir genel olarak da bakarsak bu yıl neler var anlamında. Bu yıl özellikle Nisan ayı biraz gergin, dikkatli olmamız evet, gereken. Nisan ortalarından itibaren işte ay tutulmaları niçin? Var, gezegenlerin çeşitli dizilimleri var vesaire. Ekonomik anlamda da yılın ilk yarısı biraz zorlu gözüküyor. Yılın ikinci yarısı biraz daha bu anlamda bazı şans ve fırsatları gösterebilir. Bu yüzden bir genel mesaj bu yıl biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatma yılı. Lazım. Hani biz millet olarak buna zaten alışığız aslına bakarsanız. Hani gene mi kemerleri sıkacağız Öner Bey diyecek insanlar ama bu yıl dünya genelinde böyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri astroloji haritasına baktığım evet. zaman bilhassa Nisan ayı civarında önemli zorlanmalar görüyorum. Avrupa Birliği haritası ve Avrupa'daki ülkelerin haritalarına baktığım zaman ekonomik zorlanmalar görüyorum. Bunlar Türkiye nispeten daha az etkilenecek olsa da bizi genel anlamda etkileyecektir dikkat. Ama mesela yılın ilk yarısında Mayıs ayını kullanabiliriz. Mayıs ayının 20'lerinden Haziran ortalarına kadar ekonomik girişimler için güzel zamanlar. Güzel, evet. Yılın ikinci yarısı daha bu bağlamda besleyici. Sert gezegen dizilimleri yılın ikinci yarısı biraz azalıyor. Tamam. Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Barış zaten burçlara değinecek ama tamam. özellikle aslanlar, yükselen aslanlar ve haritasında Jüpiter Aslan Burcu'nda olan kişileri ilgilendirecek şekilde ki sen gibi. De bunlardan birisi. bu dönüş olumlu genişlemeye yönelik ve şans fırsat almaya yönelik etkiler getirecek. Vallahi ben bir tek yengece çok takıldım. Yükselen Burcu'm yengeç, hı-hı. Jüpiter. Yengeç Burcu'nda şu kilo anda. Kilo alacağım diye ödüm patlıyor. Genişleme. Genişletir. Yani, evet büyüme, doğru. Büyüme çoğalma. Hemen detoks yaptım. Biraz kilo vereyim ki alacaklarım üstüne konmasın Ama diye. Ama özgür irade her zaman haritanın üzerindedir. Doğru. Hep onu söyleriz kendi aramızda. İstanbul'dan doğru. bir telefonumuz var. Hülya Hanım benim adaşım telefon attığımızda. Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Mutlu yıllar olsun. Hemen sorunuzu alalım lütfen. Oğlumla ilgili ben öğrenmek istiyorum. Buyurun. 3 Eylül 1991 doğumlu. Başak. Saat 11 sabah. Evet. Bu yükseleni Akrep Ay Burcu yengeç çıktı. Bunun kariyer evinde Jüpiter'le güneş buluşması çıktı. Bu ben öğrenebilir miyim yorumunu? Hülya Hanım. Hülya Hanım yükselen burcu ne dediniz? Akrep. Ay Burcu yengeç. Ay Burcu. Kariyer evet. evinde Jüpiter güneş buluşması çıkmıştı daha önce. Yani ne anlamı geliyor bunlara? Oo. Bravo. Bizim seyirciler çok bilinçli farkındayız. Evet. 11 gibi doğumlu. Evet. Peki Hülya Hanım. Bakalım ne söyleyecek Öner Bey. Tabii bilgisayar yok, yok ama şuradan burçlardan genel anlamda bakarsak bu yıl özellikle eğitimle ilgili konulardan yana şanslı bir yıl. Yani o yüzden güzel, olumlu etkiler evet, var. Evet. Ve geleceğe yönelik bir takım şeyleri belki şimdiden kafasında oluşturmayı planlıyorsa, düşünüyorsa bu yaz aylarından itibaren ileride ne olmak, ne okumak istediğine yönelik önemli adımlar atabilir. Üniversitede şu anda böyle yani, bir belirtiler. Evet, yani ne yapmak istiyorsa, mesela herkes eğitimle ilgili konuları iş hayatına aktarmayabiliyor. Yani hepimiz bitirdiğimiz okulu, okulla ilgili bir iş, meslek evet. yapmayabiliyoruz. Ben evet, işletme doğru. mezunuyum, bambaşka şeyler yapıyorum. Evet, dolayısıyla doğru. biraz buna karar vereceği evet. bir yıl. Yani bu evet. yıl mesleki anlamda ne yapacağını belirleyeceği bir yıl. Özellikle bu konuda adımlar atarsa Temmuz'dan sonra ve 2015'in Temmuz'una kadar güzel bir kul var iyi değerlendirebilir. Güzel. Mutlu yıllar olsun. Her şey gönlünüzce olsun Hülya Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Evet. Nisan ayında böyle bir takım zorlu etkiler var. Yani bunları konuşmamız lazım. Çünkü gerçekten de tabii. önümüzü görmemiz lazım. Sen bize lazım. Ay bunları söyle zaten. yani şöyle bu Ocak'tan itibaren aslında bu gergin etkiler şu birkaç gündür yaşadığımız evet. Ülkemizi de ilgilendiren. Yani 2013 biraz hareketli geçti. Evet, evet. Etkiler devam ediyor. Uluslararası alanda bazı zorluklar var. Bunları görüyoruz. Yani burada... Şimdi yılbaşını konuşurken, evet. güzel şeyleri konuşurken ben sert Ama etkilerden seni çok... Ama seni takip ettiğim zaman yorumlarını evet. hani merak edenler okuyabilirler. Hakikaten hiç yanılmıyor. Tam nokta vuruşları yapıyor. Sağ ol. Şimdi mesela Orta Doğu biraz karışık. Özellikle Mart-Nisan aylarında yani orada agresyon çok var vesaire. Türkiye'de de evet bu içerideki
hesaplaşmalarımız, temizlenme ve arınma dönemimiz devam edecek. Onu anlıyoruz. Yılın ilk 6 ayında kesinlikle devam edecek. Mesela yerel seçimler civarında enteresan gökyüzü konumları var. Yerel seçimden bir gün sonra Koç burcunda bir yeni ay oluyor. Bu arada şimdiden söyleyeyim, hani yeni adımlar atmak için o 31 Mart sonrasını kullanmak isteyebilir. Özellikle yükseleni Koç olanlar, Koç burcundan olanlar, yani haritasına Koç burcu hepimizin bir yere geliyor ama bu şunu anlatıyor bana. Bu yerel seçimlerde ay kapanıyor oluyor. Aynen bugün gökyüzünde olduğu gibi. Dolayısıyla bazı kişiler tamamlayacak vazifelerini. Ve yeni ayla birlikte bazı kişiler de işbaşı yapacak ve çok yeniliklerle birlikte. Bu seçimlerde çok sürprizler olacak. Evet, onların da yansımaları bize bazı çıkışlar olacak. Ve bir şeyde öngörüde daha bulunmak istiyorum. Benim için çok önemli. Önemli kadın figürlerinin öne çıkacağı bir yıl. Bu yıl kadınların daha tak olacağı bir yıl. Öyle mi? Bilhassa Mart-Nisan ayından itibaren. Bunu ben yerel seçimlerde de göreceğimizi zannediyorum. Hani atak yapacak önemli kadın figürleri Türkiye'mizde politik anlamda öne çıkacak. 31 Mart'tan itibaren bunu çok gözlemliyorum. Bu yıl çok ayrıca güzel bir şey bu. Kadın haklarına yönelik ne diyelim, eylem demek istemiyorum ama hareketlerin, oluşumların çok artacağı. Bir yıl olacak. Dolayısıyla yani kadın hakları, kadınların ön plana çıkması bu yılın çok önemli mesajlarından bir tanesi. Bizim yılımız olacak demek ki, şekerim. Gerçekten öyle. özellikle de şu 31 Mart sonrasında Uranüs'le birleşen yeni ay var. Ani çıkış yapan kişiler ve sanki şey gibi, hani görev başına gelip devrim yapacak nitelikte insanlar gibi. İnşallah çok güzel önemli şeyler olur. İnşallah biz de var. Destekleriz. İnşallah. Türkiye astroloji haritasının yükselen burcundan Jüpiter geçiş yapıyor. Yükselen yengeç Türkiye astroloji haritasında. Akrep burcunda gezegenleri. Dolayısıyla her ne kadar bazı zorlanmalar olsa da uluslararası alandan belli şans fırsatlarımız devam ediyor. Yakalayacağız. Bu bağlamda. Ama gençler, sanatçılarla ilgili konuların yine çok ön planda olacağı bir yıl. Belki daha fazla gençlerimizin mesuliyet alacağı bir yıl. Evet. Mustafa Kemal Atatürk onlara geleceğimizi emanet etti. Ve bu yıl 2015 yılında onlar bu emanetini Atatürk'ün en iyi şekilde İnşallah. Taşıyacaklar kendi İnşallah. Yaptığı İnşallah. İşlerde. Ona İnşallah. İnşallah. Bir telefonumuz daha var. İstanbul'dan Kerem Bey telefon attığımızda. Kerem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hülya Hanım merhabalar. Merhabalar. Selamlar. Merhabalar. Teşekkürler. Buyurun. Herkese. Hemen sorunuzu alalım. Buyurun. Evet. Akrep burcuyum. 2012 ve 2013 çok kötü geçti. Yani bir kilitlenme yaşıyorum ben de 2 senedir. Çabalarım ve çalışmalarım hep sonuçsuz kaldı. Başarısız bir 2 yıl geçirdim. Acaba bir dönüşüm olacak mı? Yani bir kırılma noktası olacak mı? Çünkü çok ters gidiyor 2 yıldır. Peki inşallah her şey gönlünüzce olur diyelim ve hemen Öner Döşer'i, Barış'ı dinleyelim. Hay hay. Memnuniyetle. Şimdi öncelikle Akrep Burcu'ndan Satürn gezegeni geçiş yapmakta ve Satürn bizi biraz yavaşlatır. Satürn hani böyle her şeyi çok gerçekçi ve olabildiğince sorumluluğu üstümüze alarak idame ettirmemizi isteyen yapıda bir gezegendir veya bunu sembolize eder. Bu yavaş ilerleme, zorlanma 2014'ün sonbahar aylarına kadar devam edebilir. Gerçi doğum haritanızı görmek lazım, güneşinizin kaç derecede olduğunu bilmek lazım vesaire ama en azından sonbahara kadar böyle bir zorlanma var. Sonra bu yılın özellikle 23 Aralık'ından sonra Satürn gezegeni yay burcuna geçiyor. Yani ben hep espriyle karışık şöyle diyorum. Akrepler mesuliyeti yaylara satıyor diyorum. ve 23 Aralık'tan sonra yaklaşık 2015 yılının yaz aylarına kadar Satürn yay burcunda hareket edecek. Burada biraz daha rahatlayıp daha rahat ilerleyebilirsiniz. Sonra tekrar Satürn bir müddet Akrep burcuna gerileyecek. Ve en son 2015'in sonbaharından itibaren artık yaya geçecek. Bu demektir ki 2015'in sonbaharından sonra daha rahat ilerleyeceksiniz. Yani o kırılma noktası oralarda gelecek. Ama bu yıl sonundan itibaren, 2014 yılı sonundan itibaren 2015'in yaz aylarına kadar da yine bir rahat nefes alma zamanı var. İnşallah, inşallah. Siz yine de umutlarınızı lütfen yüksek tutun. Ne düşünüyorsak onu yaşıyoruz. Düşüncelerinizin yönünü değiştirin. Hep olumluya çevirin bence Kerem Bey. Ben çok, çok düşünüyorum. Önemli. Barış sen ne demek bir şey söylemek çok ister doğru. Misin? Çok doğru. Demin de dediğim gibi düşüncelerimizi özellikle yüksek sesle ifade ettiğimiz zaman bilinçaltımızda duyuyor.
ve buna göre de vücuttaki fizyolojik dengeyi de değiştiriyor. O yüzden düşüncelerini yani insan kendi kendini zaman depresyona zaman da sokabilir, kaygı bozukluğu da yaşayabilir. Evet. Bunu yapmamakta fayda peki, var. Peki mutlu yıllar olsun, hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi yıllar diliyorum. Çok yıllar teşekkürler. Seneler. Çok teşekkürler. İyi seneler. Yani 2014 haklar yılı da diyebilir evet, miyiz? Çok doğru. Şimdi Mars evet, terazi burcunda olduğu için ve Temmuz ortalarına kadar da terazi burcuna hareket edeceği için hak, adalet, hatta Temmuz sonuna kadar hak, adalet arama yılı hemen bitiyor, daha vereyim. Aklıma tamam, geldi. Tamam. Mars'ın gerileme yapacağı 1 Mart ile 19 Mayıs tarihleri arasında önemli davaları, duruşmaları başlatmayalım, daha iyi olur. Hmm. Defansif kalmakta fayda var. Yani harekete geçen biz olmayalım. Mars terazi burcunda gerilerken, zaten Mars gerilerken genel anlamda kılıçları kınında tut denilir. Yani bu sen hücumcu olma. Ne bileyim, hukuksal bir dava başlatmak olabilir. Herhangi büyük bir girişim bazen olabilir. Bazen ilk hamleyi yapmak doğru bir evet, şey değil. Aynen. Yani biraz defansa kalan kazanır. Bırak karşı taraf başlatsın. Madem bugün burada konuşuyoruz, aynen, senin izleyicilerine hitap ediyoruz. Evet, evet. O zaman böyle özel bir mesaj vermiş olalım. Başlatan biz olmayalım, defansta kalalım. Evet. Tekrar ediyorum, 1 Mart'la 19 Mayıs tarihleri arasında başlatıcı olmaktan ziyade hakkımızı arayalım. Ama karşı taraf bize bir iltihaç etsin. Ondan sonra evet, biz defansta mesela olalım. Bir boşanma davasını açmak için de hiç uygun aynen değil. Aynen öyle. Evet. Açan taraf tazminat davaları, boşanma davaları, bütün davaları evet, için. Evet, evet. Nişan, söz, ilişkiler, düğün, dernek, bunu da 31 Ocak'tan sonra yapacağız. Doğru, 31 evet, Ocak sonrası daha iyi bir zaman dilimi evet, var. Yani Şubat ayını kullanabiliriz bu anlamda. Çünkü 1 Mart'tan sonra Mars gerilemesi başlıyor. Venüs kadar etkili değil ama terazi burcunda olduğu için biraz etki yapabilir. Şubat kaça kadar? Yani şöyle, tam tarihleri hatırlamıyorum. Bu yıl öyle bir denk geliyor ki Hülya'cığım. Ya biri bitiyor, biri evet, başlıyor. Evet, biri bitiyor, biri mesela başlıyor. Mesela Şubat ayında da Merkür gerilemesi var. Yani şimdi şunu söyleyeyim, her gezegenin işlevi ayrı ayrı. Mesela Merkür gerilemesi daha bir şeyi yazma, yayınlama, ticari evet, konularda dikkat edilmesi gereken bir şey. Venüs gerilemesi daha evlilik, ikili ilişkiler anlamında dikkat edilmesi gereken bir şey. Mars gerilemesi, hemen onu da söyleyeyim, ameliyatlarla, cerrahi operasyonlarla alakalı. Bu yüzden özellikle yine bahsettiğim tarihler arasında, yani 1 Mart, 19 Mayıs tarihler arasında, terazi burcunun ifade ettiği vücut bölgesi olan bel, böbrekler bölgesi, pelvis, mesane, bütün bu bölgelerimizle tamam, ilgili büyük operasyonlara kalkışmamak isabetli olur. Evet. Yani şu aksilikler, yani olumsuzluklar olabilir. Tekrarlama enerjisi olabilir. Mesela bir örneğini vereyim. Mars Aslan burcunda gerilerken kalkışan benim tanıdığım iki kişi oldu. Aslan burcu kalp bölgesini ifade eder ve kalple ilgili operasyon geçiren tekrar bir operasyon geçirmek durumunda oldular. Doğru, bu tip şeyler. Yoksa hani ölür kalır anlamında kesinlikle böyle algılamasın. Anladım. Peki bu estetik operasyonlar falan onları da galiba biraz doğru, özellikle bu dönem için geçerli. Şu anda çünkü Venüs hanımlar, retro. Hanımlar, beyler hepsi sıraya girmiş durumda evet, bunlar. Kış aylarında yapılıyor 2014'e güzel girelim. 1 Şubat'a kadar dişlerini sıksınlar. Ya saçlarını boyatırken bile problem olabiliyor yani. Ben eskiden Öner'i arardım. Öner, saçlarımı röple yaptıracağım. Ama çok doğru. Çok doğru. Ya senin gibi adım adım Ay aslan, özellikle Ay Aslan burcundan geçerken saç evet, yaptırmak, taş evet, değiştirmek için güzel zamandır. Saçlarımın yandığını iyi bilirim yani, hayır yaptırma deyip yaptırdığım zaman. Bursa'dan Hülya Hanım telefon attığımızda, bugün bütün Hülyalar burada. Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Hülya? Çok teşekkürler. Mutlu yıllar olsun inşallah hepimize birden. Hepinize. Hemen sorunuzu mutlu alalım. Mutlu yıllar diliyorum hepinize. Çok teşekkürler. Vaktimiz mutlu az. Mutlu yıllar diliyorum. Sorunuzu alalım. Ben Yengeç Burcu'yum. Bu yıl Yengeç Burcu'nu neler bekliyor? Çok merak ediyorum. Bu yıl Yengeç Burcu. Aslında Barış bizim evet, Barış Burcu'na geçecek yani, ama sizin burcunuzla başlamış olalım. Hattan alsın arkadaşlarımız, siz dinleyin. Şimdi Barış'cığım bize hepsini tek tek söyleyecek. Değil mi? Koç'la söyleyecek, başlayarak aynen gidelim. Evet. Evet, hemen Koç'la başlıyoruz. Koçlar bütün bir yıl boyunca hemen hemen, yani yıl sonuna kadar kredi, borç alacak, miras gibi konularda dikkat etmeleri gerekiyor ve ortak yatırım konularında dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü Satürn onların bu konularla ilgili 8. evinden geçmekte. Yani demek ki sınavları ve testleri daha çok bu konularla ilişkili bu sene. Tekrarlayacak olursak, paylaşılan kaynak diyeceğimiz kredi, borç alacak, miras ve ortak yatırımlarla ilgili konularda temkinli olmaları gerekiyor. Şanslı oldukları konular ise yılın ilk yarısında, yani Haziran sonuna kadar aşağı yukarı ev, emlak, arsa konuları, yeni bir ev alabilirler. Mevcut evlerini dekore edebilirler.
Bunun gibi çeşitli fırsatları olacak ve ailevi ilişkilerinde bir iyileşme yaşanabilir. Yılın ikinci yarısında ise Temmuz'dan itibaren daha çok çocuklarıyla ilgili konularda fırsatlar, mesela özellikle ilk çocukları, yani en büyük olan çocukları bazı fırsatlar yakalayabilir. Aşk, romantizm ve yaratıcılıkla ilgili de şanslı olacaklar ikinci yarısında yılın. Boğa burcuna geldiğimiz zaman, Boğa burcu bütün bir yıl boyunca, yine hemen hemen yıl sonuna kadar genel olarak ilişkilerinde dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle evlilik, ortaklık gibi ve davalarla ilgili konularda dikkat etmesi gerekiyor. Bazı açık düşmanlıklarla karşı karşıya kalabilir. Avantajlı olduğu bölge ise yılın ilk yarısında, yani Temmuz ayına kadar yaklaşık olarak genel olarak yakın çevreyle iletişim, eğitim, seyahat konularında fırsatlar yakalayabilir. Ve kardeşleri özellikle şanslı bir dönemden geçebilir. Yılın ikinci yarısında ise boğalar daha çok ev, emlak, arsa ve de bunun haricinde ailevi ilişkiler anlamında yine avantajlı olacaklar. Yükselen ikizlere ve ikizler burcuna geldiğimiz zaman, ikizler burcu genel olarak yılın bütününde daha çok sağlık konusunda temkinli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra yanında çalışan kişiler, evcil hayvanlar gibi konularda biraz daha temkinli olması gerekiyor. Bazı sınavlardan geçebilir. Şanslı olduğu konulara baktığımız zaman yükselen ikizlerin yılın ilk yarısında özellikle maddi konularda büyük fırsatları var. Yılın ikinci yarısında da iletişim konularında fırsatları oluyor. Yükselen yengece geldiğimiz zaman, deminki dinleyicimizde olduğu gibi, yılın tamamında kişisel gelişim konusunda çok avantajlı. Biraz kilo almaya dikkat etmesi gerekiyor çünkü Jüpiter genişletir. Yılın ikinci yarısında ise maddi konularda çok büyük bir avantaj yakalayacağını düşünüyorum. Dikkat etmesi gereken alan bütün yıl boyunca aşk, ilişkiler ve çocuklarla ilgili konularda temkinli olması gerekiyor. Yükselen aslana geldiğimiz zaman, yükselen aslan özellikle yılın ikinci yarısında çok avantajlı olacak. Hayatın içerisinde genişleme, bilgeleşme ve çeşitli girişimlerde bulunma fırsatı yakalayacak. Yılın ilk yarısında biraz daha perde arkasında kalabilir ve bütün yıl boyunca dikkat etmesi gereken konu daha çok ev, emlak, arsa konuları ve babasıyla ilintili temalarda bazı pürüzler çıkabilir ve bunlarla uğraşması gerekebilir. Yükselen Başak'a geldiğimiz zaman ve Başak burçlarına tabii, burada da daha çok dikkat etmesi gereken nokta bütün yıl boyunca eğitim hayatı ve yine kardeş, kuzen gibi yakın çevreyle ilgili bazı problemler konusunda dikkatli olması gerekiyor. Avantajlı olduğu nokta ise yılın ilk yarısında sosyal çevresi, çeşitli sosyal aktivitelerde bulunabilir, arkadaşlarından destek görebilir ve çeşitli kulüplere, derneklere girebilir. Hemen ilerlediğimizde terazi ve yükselen terazilere geldiğimiz zaman, bütün bir yıl boyunca maddi konularda dikkatli olması gerekiyor. Çok iyi bir bütçe yapması gerekiyor bu sene. Çok açılmaması gerekiyor. Ve yılın ilk yarısında avantajlı olduğu konu daha çok kariyeri, hedefleri ve otorite figürleriyle olan ilişkileri. Yılın ikinci yarısında da bolca sosyal aktiviteler içinde yer alacaklar. Akrep ve yükselen akreplere geldiğimiz zaman, akrepler yılın tümünde sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor genel olarak ve girişimde bulunurken kendilerini kısıtlanmış hissedebilirler, baskı altında hissedebilirler. Bunların hepsine dikkat etmeleri gerekiyor. Avantajlı oldukları konular ise daha çok yurt dışıyla bağlantıları, mesela bir yurt dışıyla iş yapan bir akrep burcu söz konusuysa burada ciddi fırsatlar yakalayabilir. Uzun vadeli seyahatler, hukuki konularda avantajlı olacaklar, medya ve yayımcılıkla ilgili de avantajlı olacaklar. Özellikle ilk yarısında, ikinci yarısında bu daha çok kariyerle ilgili fırsatlara dönüşecek. Yay ve yükselen yaylara geldiğimiz zaman, yılın tamamında eğer varsa eşlerinin sağlık durumuyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirler.
en derin bilinç dışı korkularıyla yüzleşmeleri gereken ve bazı alışkanlıklarından ve bağımlılıklarından arınmaları gereken bir dönemden geçiyorlar. Yılın ilk yarısında kredi borç alacak gibi paylaşılan kaynaklardan yana fırsatları var. İkinci yarısında daha fazla 9. ev konuları, yani eğitim ve yurt dışı bağlantılarıyla ilgili fırsatlar yakalayabilirler. Oğlak ve yükselen oğlaklara geldiğimiz zaman, onların da yılın yaklaşık olarak yine tamamında arkadaşlarından yana bazı problemler yaşayabileceğini düşünüyorum. Sosyal çevrelerinde bir daralma olabilir, bir elimine etme süreci, eleme sürecinde olabilirler. Ve yılın ilk yarısında evlilikten yana, eşten yana ve ortaktan yana ciddi fırsatlar yakalayacaklar. İkinci yarısında ise daha çok paylaşılan kaynaklarda avantajları olacak. Kova ve yükselen kovalara geldiğimiz zaman, onların da yılın yine yaklaşık olarak tamamında kariyer, hedefler ve otorite figürleriyle ilişkilerinde zorlanacağını düşünüyorum. Avantajlı oldukları bölge ise yanlarında çalışan bazı kişilerden destek alabilirler ve eğer mevcut bir hastalıkları varsa iyileşme fırsatı yakalayabilirler. Balık ve yükselen balıklara geldiğimiz zaman, onların da yılın yine yaklaşık olarak tamamında kredi borç alacak konularında zorlanabileceklerini düşünüyorum ve yurt dışı ile ilişkilerinde bazı zorlanmalar devreye girebilir. Avantajlı oldukları konular ise yılın ilk yarısında çocuklar, aşk, romantizmle ilgili temalar, yaratıcılıklarını bolca ortaya koyabilirler ve ikinci yarısında daha fazla çalışma ortamında fırsat yakalayacaklarını düşünüyorum. Süper. Hızlıca yani, şöyle çok yaymadan hızlı hızlı size ağzına özetledim. Ağzına sağlık. Ay, 50 dakikada ne çabuk ediyorum. Bitti vallahi inanamadım vallahi. Ama şimdi bir toparlamak gerekirse önerdim. Son sözü sana bırakalım. Teşekkür Barış'a ederim. Barış'a çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür evet, ediyorum. 2014 için. 2014 yılı bence en önemli hadisesi ikili ilişkiler. İnsan ilişkileri. Çocuğumuzla, eşimizle, diğer kişilerle. Şartlar ne olursa olsun ilişkilerimiz iyi olsun. Tabii ki mutluluk, huzur, sağlık, bereket istiyoruz. Evet. Bizler bol astrolojiyle dolu bir yıl istiyoruz. Ama unutmayalım ki hep yansıma yaptığımız diğer insanlar, onlarla ilişkilerimiz çok çok önemli. Bu yıl en çok ilişkilere dikkat diyorum. Ve biraz sakin olmak lazım. Aynen, galiba. Ve iyi niyet kazansın inşallah 2014'te. Aynen. Adalet yerini bulsun. Evet. Yani çok hızlı hareket etmemek lazım. Ben onu anlıyorum doğru, söylediklerinizden çok değil mi? Çok doğru. Biraz şöyle geri çekilerek, biraz bakarak. Peki 2013'e göre 2014'ü nasıl değerlendirirsin? Şimdi ekonomik 2013 anlamda bayağı böyle bir şöyle, ekonomik anlamda geçti. Daha zorlu bir yıla giriyoruz. Ben biliyorsun realist konuşmayı seviyorum. Evet. 2014 ekonomik anlamda daha zorlu olacak. Uluslararası ilişkiler anlamında, sırf Türkiye için söylemiyorum. Hı hı. Gergin bir yıl. Yani bunları görüyoruz. O yüzden hani ben ne yapabilirim dememek lazım. Mesela hani ben bu ülkeyi yönetmiyorum ki, ben falanca mahallenin başında şey değil, muhtar değilim ki vesaire demeyin. Evimizde, aile içerisinde bile nasıl davrandığımız, sokaktaki insanlara nasıl davrandığımız, ne kadar mesuliyet aldığımız çok çok önemli. Evet. Bu yüzden biraz kendimizi gözlemleyelim. Başkalarını değiştiremeyiz ama kendimizi ayarlayabiliriz. İşin püf noktası bu. Aynen öyle. Evet. Başkalarının olduğu gibi kabul etmek. Değişimi kendimizde yapmamız kesinlikle gerekiyor. Karşı tarafta ve değil. Şunu unutmayalım. Affedicilik bu yıl çok önemli. Affetmek, sevgi, şefkat ve merhamet. Affedicilik. Kendimizi, sonra da başkalarını. Kendini affetmeyen başkasını affedemez. Bu çok önemli. Çok doğru değil mi? Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Peki bir şey daha soracağım. Geçen sene bir 21 Aralık sıkıntısı hadisesi yaşadık. Doğru. Yani seni de bütün kanallarda ben izledim, takip ettim. Çalışmıyordum da o yıl. Evet. Yazılarının hepsini okudum ve ne diyorsam da hepsini yaşadık zaten. Bu yıl öyle bir şeyler var mı? Şimdi hani, bu yıl böyle kulağıma aslında çalınan... Farkındalık yılına girişti belki doğru, de. Doğru. 21 Aralık fark etmek için. Yani bazı asparagaslar dolaşıyor dolaşacaktır. Bunlardan bir tanesi geçenlerde görmüştüm. 22 Şubat'ta Viking takvimine göre dünya sona eriyor. Evet, evet. Bunları da görüyoruz, göreceğiz. Yani Şubat ayında muhtemelen bu çok daha patlıyor olacak. Ben onun için o tarihleri de çalıştım yani. Hani arada bu tür şeyler sorulursa diye. Gerçekten var mı böyle bir şey? Yani Şubat ayında zorlu gezegen dizilimleri var. Bunu görüyorum. Ama bu dünyanın sonu falan değil. Yani
geçmişten bu yana hep dünyanın sonu ile ilgili kehanetler yapmaya çalışmış insanlar. Ve hiçbiri yani, de bilememiş. Din adamları, papalar var bunların içerisinde, böyle kehanetlerde bulunan. Bugüne kadar hamdolsun geldik. Bundan sonrasında da Allah bilir ne zaman sonumuzun geleceğini, ama devam edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür asparagaslara kapılmayalım. Biraz da savaş söylentileri dönecek bu Mart-Nisan aylarında. Evet, Orta Doğu özellikle gergin. Burada biraz böyle gergin etkiler var ama spesifik bir tarih bu anlamda. 22-23 Nisan biraz gergin. Belki o söylenir. Evet, o genel civarda. Olarak o bölge hep gergin zaten. Ama bu şekilde o gerginlik dengeleniyor, düzeliyor. Dünya platformunda herkesin gözü orada. Bu yüzden sevgi, ben şunu çok okuyorum ve kitaplarımda da yer veriyorum. Toplu dualar, toplu meditasyonlar o kadar önemli ki gerginlik zamanlarında. Ne bileyim, bu bir doğal afet zamanı olabilir, bu bir savaş zamanı olabilir, bu bir ekonomik türbülans zamanı olabilir. İyi niyetlerle insanların zihin güçlerini birleştirmesi çok önemli bir bizde şey var. Ya bizde mesela yağmur duasına çıkma kültürü var. Yani eskiden bana da komik gelirdi, şimdi çok önemsiyorum. Aynen. Gerçekten o toplu aynı niyetler çok önemli. Aynı anda konsantrasyon ve aynı enerjiyi yaymak çok önemli. Onu bırakmayalım. Şey. Türkiye astroloji haritası çok kuvvetli, maneviyatı çok kuvvetli. Su elementinde ilahi üçgen olarak tanımlanan bir gezegen konumlanmamız var. Bu dönemde bu ilahi üçgenin üzerinde su elementi burçlarda gezegenler geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'miz evvelallah bazı zorluklar yaşasak da bunları anlatacak, atlatacak ve önümüzdeki 20 yıllık süreçte biz ne olursa olsun çıkıştayız. Bunu unutmayalım. Aynen. Birlik ve bütünlüğümüz en önemli şey. Aynen, maneviyatımızı yüksek çok tutalım. Kesinlikle. Düşüncelerimizi yönünü değiştirip olumluya çevirelim. Doğru. Değil mi? Affedelim, bağışlayalım. Evet. Olduğu gibi kabul edelim. O zaman çok gelecektir doğru. Her şey diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kitabınız için de ben ayrıca kendi adıma çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir kitap benim kütüphaneme gireceği çok için. Çok teşekkürler. Bunun çok derinliklerine giremedik ama genel olarak bu süre içerisinde onu ancak bu kadar konuşuyordu. İlişkilerimize dikkat edeceğiz. Evet. Nişanı sözü. Şubat'ın ilk 15 gününe atacağız. 15 gününde öyle yapacağız diyelim, ilk 15 gününde. Barış'ım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi seneler diliyoruz şimdiden. Çok teşekkür ederiz.